Yine bu Kürt'e olan düşmanlıklarını, kinlerini yine kustular. Kusmaya da devam ediyorlar. Bu ucube sistem. Bu barbar bir sistem. Ne demek lazım bilemiyorum ama şunu demek istiyorum. Siz be ey Allahsızlar, be ey merhametsizler, be ey dinsiz imansızlar. Hasta bir kadını nasıl gözaltına alabilirsiniz ya? Ya o kendi kendini idare etmeyen hasta bir insanı nasıl gözaltına alırsınız? Onun çocuktan 3 yaşındaki, 2 yaşındaki çocuktan farkı yok. Hangi ahlakla gözaltına alıyorsunuz? Allah sizin balanızı versin. Sizin insanın düşmanı da biraz mert olmalı be. Nasıl bir ucube, nasıl bir sistem, nasıl bir ahlak, nasıl bir insanlık? Sizin olan Kürtlere bu kininizi gidin başka yerde kusun. Siz bu yarışı kaybettiniz. Etmeye mahkumsunuz ve edeceksiniz siz. Siz Kürtlerle olan yarışı kaybettiniz. Ey ucube sistem. Ve Kürt insanına sesleniyorum. Bırakın fikirlerinizi. Bırakın ayrı ayrı ideolojilerinizi. Lütfen. Bu barbar sisteme karşı birlik olmak zorundasınız. Birlik olmasanız abeley parça parça teker teker vurup vurup sizi alıp zulme tabi tutacaklar. İşte böyle. Ey Kürt biraz daha düşün. Otur, kepini önüne koy, şapkanı önüne koy ve düşün. Biz bir gemideyiz. Gemi batarsa hepimiz batıyoruz. Ve sen ol, bu ucube sisteme ne dinle seni kandırsın, ne demokrasiyle seni kandırsın. Bunların hiç iyisi yoktur. Bunların hiç bir tanesi bu iyidir diyemezsin. Kesinlikle bunların Kürt'ün meselesine gelince Kürt'e karşı olan hiç bir tanesi iyi değildir bunların. Ona göre düşün taşın ve bir an önce birlik olmalısın. Bu ucube sistemde, bu düşmanın zulmünden kurtulmanın tek yolu birliktir.